Ünlü sanatçı İrem Derici, Bodrum'da konser öncesi verdiği röportajı ezan sesini duyunca yarıda kesti. Yağlanmadı ya, o yüzden. Ezandan sonra mı devam etsek? Olur. Üstüne konuşmasak. Yani, tamam. Şey olmasa. Sohbet. Ezanı dinleyen Derici daha sonra açıklamalarına kaldığı yerden devam etti. Çünkü evet. Gömlek değiştirir gibi her hafta bir şey yapıyorum. Ya bir üyet ya bir tek başıma. Önceki gün Bodrum'da bir beach club'ta sahne alan İrem Derici hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Yeni çıkardığı albümden şarkılar seslendiren ünlü sanatçı sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici ezan sesini duyunca gazetecilere ezan bitsin ondan sonra röportajımıza kaldığımız yerden devam edelim. Üstüne konuşmayalım dedi. Yağlanmadı ya, o yüzden. Ezandan sonra mı devam etsek? Olur. Üstüne konuşmasak. Yani, tamam. Sohbet. Ezanı dinleyen Derici daha sonra röportajına kaldığı yerden devam etti. Evden çıkmadığını ve bu yüzden hayatında biri olmadığını söyleyen İrem Derici şunları söyledi. Sadece olmadım. Dışarı çıkmıyorum. Tamam. Dışarı çıkmayınca yeni bir insanla tanışmıyorum. Yeni bir insanla tanışmayınca bir flört olmuyor. Dolayısıyla birinden hoşlanma gibi bir durum mu olmuyor? Yani geçen hafta bir yerde de dedim. Benim şu an... Özür dilerim. Benim şu an hani aşık olmam için ya... kargo getiren ya da sipariş getiren biriyle bir anda böyle mesela kitaplar düşer, filmdeki gibi bir şey yaşarsın. Çünkü dışarıdan gördüğüm tek insan genelde eve gelenler oluyor. Kargo getirenler, sipariş getirenler ya da üst katın tavanının...